Merhabalar arkadaşlar. Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Beşiktaş geçtiğimiz sezon 10 kişiyle yollar ayırıp yeni sezon için 10 kişiyi kadrosuna kattı ve biz de Beşiktaş'ın 2020-2021 yeni sezon muhtemel ilk 11 ile ilgili çalışmalar yaptık arkadaşlar. Beşiktaş'ın gündemine kaleci transferi gelmişti ancak gerçekleşmedi. Şu an için Beşiktaş'ın elinde iki yerli kaleci var. Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran. Ersin Destanoğlu gösterdiği performanstan dolayı şu an için kale ona emanet. 2012 yılında siyah beyazlı ekibe katılan 2017-2018 yılında da U21 takımının az kalecisi olan Ersin ligde 24 maçta UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maçta forma giymişti. Geçtiğimiz sezon U21 ile 30 maça çıkan genç kaleci bu sezon ise 18 maçta görev almıştı. Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah beyazlar Ersin Destanoğlu'nun yanına tecrübeli bir kaleci alsaydı Utku kuyu kiralık olarak göndermeyi planlıyordu. Ve geçelim savunma bölgesine. Konya Spor maçında gösterdiği kötü performans sonrası bir sonraki maçta yedek kulübesine geçen Vida, Beşiktaş'tan en yüksek maaşı alan oyunculardan birisi. Hatta transferin son gününde Başakşehir'e Krivelli karşılığında Vida teklif edildi ancak olmadı. Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final oynayan Vida o dönem Premier Lig Serie A ve Bundesliga'dan çok sayıda teklif almasına rağmen Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta kalmıştı Hırvat Stoper siyah beyazlardan kazandığı 3.5 milyon euro senelik ücrete yaklaşan olmadığı için kariyerine İstanbul'da devam ediyor transfer döneminde de daha önce Roma 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik sözleşme önermişti kontrat süresini vidanın tercihine bırakmıştı Roma ancak Hırvat Yıldız bu teklifede Evet demedi siyah beyazlarda vidanın yanına iki yeni transfer daha geldi Alanya'dan Velha Antônio. ve Atlético Madrid'in oyuncusu Montero. Wellington'ın performansı pek fazla beğenilmedi. O nedenle Vida'nın yanına Montero'yu koyuyoruz. Montero da genç yeteneklerden birisi. Siyah-beyazlar 21 yaşındaki genç stoperi Atlético Madrid'den bir yıllığına kiralamıştı. Solbek bölgesinde ise Rıdvan Yılmaz ve Ensakala var. Ensakala yaz transfer döneminde Beşiktaş ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı ve primler dahil 850 bin euro ücret Rıdvan Yılmaz ise performansıyla beğeni topluyor. Siyah beyazlı takımda yılda sadece 50.000 TL'ye oynayan Rıdvan Yılmaz aynı zamanda maaşında da %15 indirime gitmişti. Sergen Yalçın'ın şans bulmasıyla göze batan Rıdvan Yılmaz için Stuttgart ekibi siyah beyazlı kulübe sözlü teklifte bulunmuştu. Beşiktaş yönetimi genç Solbek için Alman ekibinden 5 milyon euro bonservis talep etmişti. Beşiktaş altyapısında yetişen 19 yaşındaki Solbek Rıdvan bu sezon ligde ve Türkiye kupasında toplam 7 maçta forma giymişti ve bir de asist yapmıştı. Beşiktaş'ın bek adayları ise Necip Uysal ve Valentin Rozier. Necip Uysal geçtiğimiz dönemlerde pek fazla forma şansı bulamasa da kadro boşluğundan dolayı bu sezon şans bulmaya başladı. Ancak Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı Valentin, antrenmanlardaki hızıyla dikkat çekerek teknik ekibin beğenisini kazandı. 26 Ekim'deki Denizlispor Karşılaşmasıyla beraber ilk 11'e geçiş yapacak olan Rozier formayı bırakmamayı hedefliyor. Siyah beyazların orta saha bölgesi ise oldukça zengin. Beşiktaş ilk olarak Bernard Mensah'ı Kayseri Spor'dan kadrosuna katmıştı. Hatta Mensah Gana milli takımına 5 yıl sonra ilk kez davet edildi. Beşiktaş'ta bu sezon 6 maça çıkan ve 423 dakika süre alan Mensah bir kez de gol atmıştı. Biz de orta sahadaki ilk aday olarak Mensah'ı ekliyoruz. Beşiktaş'ın ikinci orta sahaya transfer ettiği isimse eski Fenerbahçeli Josef de Souza. Brezilyalı futbolcuyla 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı Beşiktaş. Josef de Souza lisansının geç çıkması nedeniyle ilk maçları kaçırmıştı ancak Gençler Birliği maçında taraftarın beğenisini topladı. En fazla ikili mücadele kazanan Josef hem de en fazla şut çeken oyuncuydu. Orta sahada Josef de Souza ve Mensah'ın yerine hamle oyuncusu olarak milli oyuncumuz Dorukan Toköz, Atiba ve Yine yerli oyuncumuz Oğuzhan Özyakup kullanılabilir ve orta saha bölgesindeki diğer aday ise ofansif oynayan Laiç. Beşiktaş'ından maaş yükünden kurtulmak istediği oyuncu için Birleşik Arap Emirliklerinden teklif gelmişti. Beşiktaş Arap kulübüyle anlaşma sağladı. Yıllık 3.2 milyon euro kazanan Laiç ise gelen teklif 4 milyon euro olsa da vidaya benzer bir şekilde teklifi reddetti. 29 yaşındaki Yıldız orta sahanın Beşiktaş ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Siyah beyazlarda ileri hücum bölgesi ise geç kend sezona göre tamamen değişti diyebiliriz. Son olarak lisansı dondurulan Tyler Boyd hariç sadece Enkudu var. Sağ kanat bölgesine yerli isim olarak eski oyuncusu Gökhan Töre'yi getiren Beşiktaş 699 gün sonra yeniden Gökhan Töre'ye siyah beyazlı formayı giydirmişti. Sağ kanat bölgesinde ayrıca Beşiktaş'ın sol ayaklı genç oyuncusu Hasiç var. Hatta Hasiç yabancı sınırından dolayı lisansı askıya alınması gündemdeydi. Taraftar baskısı ve sakatlık sorunu olmaması nedeniyle takımda kaldı. Asic Gökhan Töre'nin yerine hamle oyuncusu olarak kullanılabilir veya direkt olarak ilk 11'de başlayabilir. Siyah beyazların sol kanadı ise geçen sezonda devam eden Enkudu. Enkudu da lisansı askıya alınacak isimler arasındaydı ancak yönetim 2 milyon euro yıllık ücretin nedeniyle sakatlık sorunu olsa da sol kanat oyuncusu Enkudu'yu takımda bıraktı. Ve siyah beyazlar transferin son gününde yeni bir kanat oyuncusu daha almıştı. Bonservisi İngiliz İngiltere'nin Leicester kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid ile Beşiktaş bir yıllığına geçici transfer sözleşmesi imzaladı. Rachid Gezel sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen sol kanatta da etkili bir şekilde oynayabiliyor. Hatta Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Gezel için değerlendirme yapan Ali Ece, solak bir oyuncu sağ önde oynar dribbling iyidir ancak Gökhan Töre alında Hasic var demek ki başka bir plan var Gökhan Töre ya da Gezal sol açık oynayacak. Başka açıklaması yok bu transferin demişti. Forvet bölgesinde ise Beşiktaş'ın elinde şu an için daha önce Zulte'de kiralık oynayan Larin ve geçen sezon yine kadroda olan Güven Yalçın ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu yeni transferi Abubakar var. İlk 11'de Beşiktaş'ın eski oyuncusu Abubakar'ı koyuyoruz arkadaşlar. Siyah beyazlar 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı Abubakar ile ve sakatlık ihtimaline karşında bir madde eklemişti. Ve siyah beyazlar Abu bir ay sakatlanması durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek. İlk 11'de bazen direkt olarak Larin'de de görebiliriz ve hamle oyuncusu olarak genellikle Güven Yalçın olacağını düşünüyorum. Güven Yalçın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Avrupa'ya gitmek ve orada oynamak hedeflerimden birisi demişti. 99 doğumlu Güven Yalçın'ın asıl pozisyonu forvet arkasıdır. Aynı zamanda santrafor ve sol kanatta da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu muhtemel ilk 11 kadrosu ve kadrodaki yeni isimlerle ilgili bilgiler aktardık. Beni dinlediğiniz